Arkadaşlar merhabalar, bugün konumuz skinny fat konusu. Bununla ilgili çok e, soru geliyor hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Bir çekeyim dedim bunu ben. Şimdi bu nedir? Yağ oranı yüksek, yani bel çevresi yağlı ve kas kütlesi düşük olan, işte kolları zayıf olan, omuzları zayıf olan, e, ama hem yağlı hem zayıf olan kişiler, yani bel çevresinin çok yağlı olup kendilerinin vücutlarının diğer bölgelerinin zayıf göründüğü kişilere genelde skinny fat denir. Bunda tabii yani bunun çözüm nedir diye çok soru var. Şimdi çok mucize aramaya gerek yok arkadaşlar. Yapılacak şeyler çok basit. Bir ağırlık kaldırmak, iki zaten temiz beslenmek. Tabii buraya geleceğiz. Şimdi biz yağ yakarken kas kütlesi koymayı kimlerde hedefleriz genelde? Spora ilk defa hayatına başlayacak kişilerde hedefleriz. İki, ilaç kullanan kişiler de hedefleriz. 3se belirli bir spor geçmişi vardır. Bayağı spor yapmıştır, sonra bir sporu bırakmıştır uzun süre. Vücut tabii ki de bir düşmüştür. Spora geri dönüşte bu kişiler de hedefleriz. Genelde Fat dediğimiz şeyler ya spora yeni başlayanlarda olur genelde veya sporu yıllar önce yapmış ve bırakmış, spora geri dönecek kişilerde olur. Burada yapmanız gereken arkadaşlar tutarlı günlük ihtiyacınızı karşılayacak bir protein alımı, güzel bir diyet. Yani siz kilo başına 1.6 gramla 2 gram aralığında protein alımı yaparsanız 1.6 gram da alınabilir ağırlık kaldıran kişiler için. Ve sebze, yağ, temiz yağ, yağınızı alırsınız. Sebze tüketimini iyi yaparsınız. Ama günlük karbonhidratınızı çok yüksek tutmazsınız. Yani kilo başına örnek veriyorum şu an misal. 4-5 gram değil de düşürürsünüz karbonhidratı kilo başına 2 grama misal yani örnek veriyorum. Ee, ne yapıyoruz? Daha düşük kalori alıyoruz normal olarak. Çünkü amacımız ne? Şu bel çevresindeki yağı da azaltmak. Daha böyle kaloriye çoğuşturmak için ama hiçbir zaman ölüm diyeti yapmayın. Aşırı ağır kalori düşmeyin yani. Yavaş yavaş sağlıklı yapın bu işi. Bir yandan da siz ağırlık antrenmanlarına başlarsanız bu ne olur? İlk bir iki hafta adapte süreci bir tüm vücut idmanı yapabilirsiniz makinelerde. Bir yani fazla kas ağırlarınız olacak spora yeni başlıyorsanız veya geri döneceğiniz için. Ondan dolayı bir hafif bir tüm vücut bir iki hafta ardından ufaktan çift bölge, bölgesel idmanlara geçebilir. Nasıl mesela birinci gün göğüs ve biceps derken başka bir gün omuz ve arka kol gibi düşünebiliriz. Veya sırt ve arka kol gibi düşünebiliriz. Yani çift bölge, bölgesel idmanları yaparız. Ağırlık antrenmanlarına başlarız ve bir yandan da biz temiz ve sağlıklı bir beslenme yaparsak bu skinny fat denilen o görüntüden kurtulmaya başlarız arkadaşlar. Tabii ben videonun üstüne kartlar atacağım Detaylı e, bu işte diyetle ilgili verdiğim bilgiler de var benim başka videolarımda. Onlara da ulaşırsınız kaçırdıysanız. Bu hani öyle çok e, mucize aramanıza gerek yok. Aa, nasıl yapacağım, nasıl kuracağım? Çok basit. Yani her şey gözümüzün önünde arkadaşlar. Ağırlık ve temiz beslenme. Başka hiçbir yolu yok. Eee zor bir şey değil. Biraz zaman ve yemek istiyor sadece. Yani bunun dışında e, biz genelde yağ yakarken kas kazanma olayını sürekli spor yapan, spor geçmiş sağlam olan ve belirli bir kütleye gelmiş ve yağ oranını biraz daha düşürüp hatlı görünmek isteyen kişilerde pek hedeflemeyiz. Bu kişilerde genelde e, minimum kas kaybı olacak şekilde yağ oranını düşürmeyi hedefleriz. Güzel kas kaybı olmadan minimum şekilde yani ee, iyi protein alımı yaparak vesaire. Ama spora yeni başladıysa başlamışsındır veya işte dediğim gibi spor geçmişin vardır ve geri dönüyorsundur. O zaman zaten bir yandan yağ yakarken de kas kazanımı yaparsın. bunlar bu kadardır evet. Amma da ses geliyor dışarıdan ya. Vallahi şimdi bağıracağım video çekiyoruz diye susun diye. <laughs> Onun dışında arkadaşlar gerçekten bu karantina süreci çok yıpratıyor insanı. Özellikle benim gibi yani spor bağımlısıysanız ee, dehşet bir acı yani. Böyle bir eziyet yok. Yani resmen çöküyorsunuz evde. Yani ben bağımlı olduğum, daha önce söyledim bağımlı olduğum pre-workout'um sayesinde antrenmanlar ee, antrenmanları evde çıkarabiliyorum şu anda. <laughs> Yoksa vücut abi alışmış yani 30 kilolarla canavar gibi çalışmaya. Evde çok zor oluyor. Ama yine de bırakmamak lazım yani ev sene devam edeceğiz. Ee, evet konu bu. Şimdi çok uzatmak istemiyorum yani hani video uzun olsun diye boş boş konuşmak da istemiyorum. Yani demek istediğim bu arkadaşlar yani umarım aklınıza bu konu şu an oturmuştur. Dikkatli olun. Herkese iyi antrenmanlar.